Değerli izleyiciler, Hatay'da tarım ve hayvancılıkla ilgili programlar yapmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi işte bu günlerde Altınözü ilçesinde geziyoruz. Altınözü ilçesi daha önce de söylediğimiz gibi zeytin ve zeytinyağıyla öne çıkan bir ilçe. Fakat az miktarda da olsa yine küçükbaş hayvancılıkta yapılıyor. İşte tam da bu önünde durduğum işletmede bir Halep keçisi çiftliği. Bu çiftlik TKDK'nın İPART desteklemesiyle yapılmış modern bir çiftlik. Herhalde bütün işte gerekleri de yerine getiren bir çiftlik. Bununla ilgili Halep keçisiyle ilgili, bunun yetiştiriciliğiyle ilgili, Altınözü ilçesindeki Halep keçisi yetiştiriciliğiyle ilgili yetkililerden bilgi alacağız. Bakalım neler dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz çiftliğimize. Çiftliği önce kurma amacımız tabii ki hem ilçemizin hayvancılığı olan, küçükbaş hayvancılığı olan çevresel etkenleri, yatkınlığı, meraları vesaire, bu öncelik oldu bizim bu projeye başlamamıza. Ayrıca da benim kendi hayalim zaten keçi çiftliği. Bu şekilde... Şimdi kesiyorum. Seyircilerimiz şunu da bilsinler. Normalde aslında farklı bir işin olması gerekirken sen biraz da aileden gelen bir şeyle bu hayvancılığa bir geçiş yaptın diyelim. Normalde senin okuduğun bölüm nedir, onu da söyleyelim. Normalde elektronik mühendisliği okuyorum. Ama bölümümle hiç alakası yok. Tarımla, gayet tarımla uğraşan, hani hem ailem olarak hem de ben olarak küçüklüğümden beri tarımla uğraşıyorum. Bu da daha fazla bu işe yatkın olmamı sağladı. Bu şekilde hem hayalimi gerçekleştirdim, hem de devlet destekli, hem Tarım Bakanlığı hem TKDK yardımıyla Antakya'da modern bir çiftlik kurmayı başardık bu şekilde. Yani şimdi ne kadar aile işi de olsa bu işe bir sevgi, bir ilgi duymadan da bu işe girmek pek mümkün değil, değil mi? Yani burada bir ilgi de var, sevgi de var. Aynen bu şekilde. Öncelikle o işi zaten yapabilmek için önce sevmek lazım. O işi, o sevgi olduktan sonra her türlü işte başarılı olabilirsiniz zaten. Bu hem hayvancılık olsun, hem tarım olsun, hem mühendislik olsun. Her türlü işte önce sevgiyi katmak lazım işe. Her işi sevmek gerekir. Evet, bu işte, daha başarılı olabiliriz. Böyle bir durum. Peki şimdi bu işletmenin açılış sürecini birazcık anlatalım. Yani özellikle TKDK'dan faydalanmak isteyen, İPART desteklemelerinden faydalanmak isteyen, bu işi tam bilmeyen insanlara biraz böyle bir özetleyelim. O süreç nasıl gelişti? Bir kere kafada böyle bir şey oluştu. Tamam, yapacağız ama TKDK'nın bu desteklemesinden faydalanmak için neler gerekti? Bir o süreci biraz anlat bize. TKDK önce çağrı dönemlerinden oluşan dönemler oluyor. Yani her çağrı döneminde belirli kriterler isteniyor. Mesela tarım çeşitlendirme faaliyetleri var. Hayvancılık var, süt üretimi, et üretimi. Bu şekilde de farklı şeylere de destek sağlanıyor. Biz de süt, keçi sütü üretimini seçtik. TKDK ile görüştük. Sağ olsun il koordinatörümüz bize çok yardımcı oldu. Oradaki kontrolörler çok yardımcı oldu bize. Önce arazi
işte geçiciliğe uygun olması, hani hem TKDK tarafından hem bizim tarafımızdan hani bu çok sağlıklı oldu. Bu çevrenin Altınözü ilçesinin geçiciliğe yatkınlığı ve budur bitki olması, dağlarında, arazisinde budur bitkinin olması geçiciliğe çok uygun. Önce bu kriterler bize, biz bunları araştırdık. Bunlar çok uygun geldi bize. Ondan sonra arazi seçimi, işte ruhsatlandırılması. Ruhsattan sonra gerekli izinlerdi belediyeden. Belediye başkanımız da sağ olsun, o da çok yardımcı oldu. İlçe tarım müdürümüz aynı şekilde, kaymakamımız aynı şekilde. Yani bu projeyi çok fazla benimsediler ve çok fazla yardımları da oldu. Hala ilçe tarım müdürümüz mesela çok ilgileniyor bizim projeyle, çiftliğimize gelip gidiyor. Yani resmi kurumlar böyle bir işletmenin açılabilmesi için ellerinden gelen bütün kolaylığı gösterirler. Bu güzel bir şey. Çünkü gerçekten resmi kurumların bu hayvancılığın önündeki engelleri aşması açısından önemli bir nokta. Aynen. Aynı şekilde de zaten burası hayvancılık organize sanayi bölgesi. Şu anda işlemleri sürüyor hala o projenin. Biz de o sanayinin içindeyiz. Arazi olarak, çiftlik olarak da hem yem fabrikaları olsun, mandıralar olsun, şu anda onların projeleri vesaire devam ediyor hepsi. Şu an, yani şu anki bulunduğumuz alan ve bölge içerisinde devam ediyor. Şimdi mera dedik, buranın merası da var. Çok iyi bir mera varlığı var dedik. Buraya yakın mıdır, ne kadarlık bir alanda bu mera? Çok güzel bir meramız var. Çiftliğimizin hemen sınırında. Evet. Çok yakın bize. Tabii yani hani işletmenin yapılma aşamasında buranın seçilmesinde de önemli bir şey. En önemli etkenlerden bir tanesi buydu zaten. Yani özellikle söylüyorum ki işletme açacak olanlar, bir kere mutlaka özellikle küçük başla ilgili bir mera alanına yakın olması şart. Hayvancılığın, karlı hayvancılığın özellikle küçük baş hayvancılıkta yapılabilmesi için mutlaka olması gerekir. Aynen. Zaten mera ve hani o hayvancılığı yapacak kişinin arazi varlığı olması biraz gerekiyor. Ya yani merasız zaten hayvancılık bu dönemde zaten biraz zor. Mera size çok çok destek sağlıyor yani gerçekten, hem yem konusunda hem hayvanların gezinti alanı, dolaşması vesaire, bu konuda çok fazla artı sağlıyor hem çiftliğimize hem çevredeki köylü arkadaşlara da. Onlar da hayvancılıkla uğraşıyorlar. Hepimiz beraber kullanıyoruz merayı ve çok hani şöyle, bizim buranın yöresel bitkisi şey olarak, hani bodur bitkiler olarak da var. O konuda hem süte artı sağlama yapıyor. Bizim sütümüz diğer sütlere göre biraz daha, tadı yağlı olarak, evet, hem tad olarak hem yağ olarak daha artılı bir süt. O bizim için çok iyi. Şimdi keçi ırkına girelim. Keçi ırkı Halep keçisi. Zaten bu coğrafyaya uyum sağlamış. Bu coğrafyanın hayvanı. Yani bunun haricinde işte macera aramaya da gerek yok değil mi? Şimdi çoğu bu hayvancılığa başlamak isteyen insanlarda böyle bir macera arayışı oluyor. Yani kendi bölgesinde olan bir keçi ırkı, işte burayla ilgili konuşursak işte Halep keçisi. İşte koyunla ilgili konuşursak atıyorum belki işte Orta Anadolu'da vesaire. Yani bunları aramaya gerek yok. İşte bunu yapmakta fayda var. Niye? Çünkü merasına uyumlu, coğrafyasına uyumlu. Peki şeye gelelim. Şimdi bir sene oldu değil mi? Şey açılalı bir sene oldu. Bir sene içerisindeki faaliyetler nasıl? Gidişat iyi mi? Beklediğiniz gibi mi oldu? Süt verimi nasıl? Pazar sorununu çözdünüz mü? Bir sütte pazarlama sorunu var mı? Sütte pazarlama sorunu şu anda çok nadiren oluyor o da. Hani biz de sütü zaten dönüştürmeyi düşünüyoruz. Hani bizim buranın yöresel kahvaltılık şeyleri olarak tuzlu yoğurdumuz bizim en üst düzeyde. Tuzlu yoğurt burada. Evet, tuzlu yoğurt en üst düzeyde ve keçi tuzlu yoğurdu. Ayrıyeten farklı bir lezzeti var. Biz de onu yapmayı düşünüyoruz şu anda. Zaten doğumlarımız yavaş yavaş başladı. Hem keçilerin ağız sütlerinden sonra artık sağıma da geçeceğiz. Ondan sonra şu anda süt olarak devam edeceğiz. Belki bir ay sonra tuzlu yoğurda geçme planımız var. Tuzlu yoğurt daha ağırlıklı olarak. Yani o zaman şöyle bir şey olacak burada. Çiğ süt satışından öte kendi imal ettiğiniz sütle birlikte bir tuzlu yoğurt imalatı yapıp, aynen, böyle yapacaksınız. Bu tabii ki sizin için çok daha iyi olacak. Çünkü bir katma değerle daha birlikte daha da karlı olacak. Bunu keşke bütün işletmeler yapabilse, yani kendi peynirini yapabilse, kendi yoğurdunu yapabilse inşallah iyi olur diyelim. Peki şu anda görüyoruz oğlaklar etrafta, küçük bir tane oğlağımız da orada.
Şu anda oğlak doğumları nasıl? Herhalde bugünlerde gördüğümüz kadarıyla bu gece doğmuşlar var. Onlar nasıl? Oğlak ölümleri var mı? Bir de onu soralım tabii. Şu ana kadar süper gidiyor. Yani hiç yaşamadık. İnşallah yaşamayız da oğlak ölümlerini. İnşallah hiç yaşamayacağız da. Bu şekilde hani çalışmamız zaten onlar üzerine çoğunlukta yoğunlaştı. Gece de bırakmıyoruz. Kontrol altındalar. Doğan oğlaklara direkt dezenfektan, annelerinden ağız sütlerini emdikten sonra ayrı bir bölmede oğlaklarımızı tutuyoruz. Sıcak tutuyoruz. Gece biraz soğuk oluyor. İnşallah hiç, yani %0,5'lik ölüm o normal standartta olur zaten. %0. Evet, 0,1 bile değil. Evet, %1 bile değil. %1 aslında. Aynen öyle diyebiliriz. İnşallah bunu da yaşamayız. Hani bu normal kriterler budur ama hani inşallah biz bunu da yaşamayacağız. Bunun üzerine de yoğunlaşmışız zaten. İnşallah hiçbir şekilde oğlak ölümümüz gerçekleşmez. Gerçekleşmeyecek inşallah. Bir de şimdi gördüğümüz kadarıyla yine oğlaklar hep anneleriyle birlikte annelerini emiyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Yani hayvanlar ağız sütünü aldıktan hemen sonra ayırıp sütü kendinize daha çok fazla ticari anlamda almıyorsunuz. Hayvanların sağlığı için de böyle bir girişimde bulunmuşsunuz. Peki şimdi burada tabii ki damızlık işletmesi olduğu için süt elde ediyorsunuz. Bunlardan da bir de erkekler olacak tabii. Mutlaka. Bu erkekleri nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Erkekleri öncelikle zaten ilçemizde, Antakya ilçemizde keçi eti biraz rağbet görüyor şu anda. Biz 6 ay besledikten sonra bunları satmayı düşünüyoruz. Belki şöyle, hani biz direkt ticari satışını yapmayız. Mesela arkadaşlarımız var. Onlar biraz daha besliyor. Yani bir yaşına kadar, 8 aylık olana kadar besliyor. Öyle ete satıyorlar. Hani biz 6 aydan sonra elimizden çıkarmak zorundayız. Hani çiftliğimizin hem geliri olsun, hem giderleri olsun, hem yem maliyetleri olsun ve çift hayvan refahı açısından biz 6 aydan sonra elimizden çıkarmak zorundayız. Bu şekilde 6 aydan sonra hani keseme değil de ayrı bir besleme şeyine alınabiliyor yani oğlaklarımız. Evet. Olarak yapılması gereken şey bu. Şimdi bir de az önce güzel, aslında önemli bir şey söyledin. Antakya yöresinde, Hatay'da bu keçi etine bir rağbet var dedin. Evet, yeni yeni rağbet başladı. Yani yeni yeni başladı. Evet. Şimdi yani bu da bir yıllık bir süreç diyebilirim. Şimdi bu da çok önemli bir şey. Yani keçi coğrafyası aslında burası. Evet, yani burası keçi coğrafyası aslında. İşte Akdeniz'in devamında Türkiye'nin en güney ucu. Keçi coğrafyasında neden mesela bu keçi etine rağbet zamanında düştü? Son bir senedir bir artışa girdi. Bunu neye bağlıyorsun? Yani bu beslenme alışkanlığı niye değişti? Şöyle aslında buna bağlayabiliriz. Keçi bulunamama. Öyle diyebilirim. Yani mesela çiftlikler, hani daha doğrusu keçi çiftliği çok az zaten. Hem Akdeniz bölgesinde hem Türkiye genelinde. Hani oğlak çıkmıyor, oğlak satışı olmuyor vesaire. Bu şekilde restoranlar olsun, lokantalar olsun, hani onu bulamıyorlar, almak için bulamıyorlar. Ama şu anda yavaş yavaş hem çiftlik kurulumları çoğaldı, hem hayvancılığa, yani hem küçükbaş hayvancılığa, ayrıyeten de keçiye de biraz rağbet var. Oğlak daha fazla bulunabiliyor ve daha fazla piyasası daha arttı. Onun için her yerde oğlak eti bulabiliyoruz. Yani o zaman buradan şöyle bir anlam çıkıyor. Zamanındaki bir keçi varlığı, buradaki keçi varlığı azaldı ve tabii böyle olunca da insanlar da bulamayınca yiyemedi. Damak tadı değişti. İşte ne bileyim, büyükbaş hayvanı etine geçti. Bizim burası çoğunluklu zaten büyükbaş eti ağırlıklı tüketilen bir bölge. Ama şu anda yavaş yavaş keçi etine biraz rağbet var. Peki şimdi süt ne kadar elde ediyoruz? Halep keçisi tabii bildiğimiz kadarıyla, bildiğimiz gibi
süt ırkı aslında. Yani işte meme yapısından falan da biliyoruz. Özellikle bu coğrafyada, bu sıcak coğrafyadaki hayvanlar daha çok aslında süt ırkı oluyorlar. Evet. Mesela koyunculukta da öyledir değil mi? Mesela buranın yani koyun... Evet, biraz sütü ve çok rağbetli bir sütü var koyunun. Aynı zamanda yine tuzlu yoğurda çok fazla rağbet ediliyor keçiyle birlikte. Daha yoğun, inek sütüne göre daha yoğun bir yağ şeyi var. Yağ yoğunluğu var. O ne kadar süt alıyoruz? Ya normalde işletmemizde biz şey olarak minimum olarak 3 litre planlıyoruz şu anda yeni dönemde yine. Günlük 750 litre kapasitemiz var zaten. Bu şekilde tanklarımız, otomatik süt sağım sistemimiz hepsi bu şeye göre ayarlanmış. İnşallah daha fazla da alırız. Evet. Ama minimumu şu anda 3 litre olarak günlük süt alımı. Ama tabii bu laktasyon süresi boyunca kaç ay sürüyor? 3 ay, 4 ay. Normalde 270 gün laktasyon süresi var. Ve çok güzel Halep keçisinin çok güzel bir laktasyon dönemi var. 280 güne de çıkan keçilerimiz var. Ne diyoruz? 270 gün 90 evet. 9 ay. 9 ay boyunca evet. 9 ay boyunca süt sağabiliyor ve bu Halep keçisinin ayrı bir artısı zaten. Bir de bu sizdeki ırklar bir de şey değil mi? Süt ırkı özellikle evet, yani Halep keçisinin süt ırkı. Yani Halep keçisinin melezlenmiş süt ırkı diyebiliriz. Hani neyle melezlenmiş bu? Kilis keçisiyle melezleniyor. Kilis keçisiyle melezlendiği zaman kilis keçisinin de süt kabiliyeti çok yüksek. Bu şekilde hem Halep keçisinin süt kabiliyeti ve kilis keçisinin süt kabiliyeti olunca ikisi birden daha güzel verim alabiliyoruz. Evet, çok güzel bir ırk ve çok verimli bir ırk. Şu anda mesela ne kadar alıyoruz? Bu dönemde ne kadar günlük bir sütümüz çıkıyor? Şu anda ortalama 200 kilo, 300 kilo yeni doğumlarımız olduğu için şu anda ortalama bir 25-30 hayvanımız doğum yapmış. Çoğunluk %95 ikizlik oranımız var. İkizler de çok fazla. Üçüzler de var. İkizlik oranımız çok yüksek. Bu sene çok güzel oldu. İnşallah böyle bereketli bir şekilde devam eder. Tabii şunu da söylemek lazım. Meraya dayalı bir hayvancılık yapmanın getirdiği de bir şey bu. Aynen. Meraya dayalı kendi doğal ortamında, kendi doğal işte bünyesine yarayışlı şeyleri aldığı zaman da bu hayvanlar zaten ikiz, üçüz gidiyor. Bunun yanında tabii içeride beslenmeden dolayı da bir fabrika yemi de var orada. Bir pelet yemi de kullanıyorsunuz. Onu ne kadar kullanıyorsunuz? O da çok az yani ortalama hani meraya çıkardığımız dönemlerde 500 grama düşürüyoruz. Meraya çıkarmadığımız dönemlerde bunu 1100-1200 yani 1 kilo 100 gram, 1 kilo 200 grama hani laktasyon dönemi boyunca bu değişiyor sürekli. Biz de ona göre hani keçilerin isteğine göre ayarlıyoruz onu. Hem kesif yem hem kaba yem olarak bunu değiştirebiliyoruz. Yonca verebiliyoruz. Ayrıca meradan sonra yonca verimi yapabiliyoruz. O bayağı katkı sağlıyor. Bir de şöyle Altınözü ilçesinin yöresel kekiği var. Bu keçilere geçiyor. Onun bir ismi var. Zahter diyoruz zahter, biz tabii. Arapçayla. Evet. Zahter bir kekik türü. Evet. Burada yetişen bir kekik türü. Bu dağlarda yetişen birazcık böyle daha nasıl diyelim keskin bir kokusu evet, olan kekikten. Biraz keskin kokusu var. Bu keçilere geçiyor. Keçilerin sütüne geçiyor. Bu çok güzel bir lezzet katıyor sütüne. Şimdi Orta Anadolu'da falan da tabii zahter yok ama kekik var. Evet. İşte oralarda da beslenen işte koyun, kuzu, keçinin etine geçen o kekik tadının nasıl bir tat verdiğini biliyoruz. Bunu da tabii tahmin etmek biraz çok da güç değil yani. Aynı zamanda etine de geçiyor. Etine de geçiyor. Evet. Eti de yine çok lezzetli oluyor gerçekten. Hani hem etini lezzetlendiriyor hem de bu az önce söylediğimiz belki de işte ikizlik, üçüzlük, ikizli üçüzlüğü sağlayan vitamin mineralleri de sağlıyor kesinlikle. Peki şimdi dedin ki tuzlu yoğurt yapacağız. Böyle bir plan var. Bu da güzel bir plan. Bu o zaman yöresel bir ürünün de piyasaya sunulması demek. Peki şu anda sütünü ne yapıyoruz? Yani bir süt çıkıyor. Çiğ süt olarak mı satıyoruz? Süt olarak satıyoruz. Hem bir de çoğunda ağız sütü olduğu için şu anda biz ayırıyoruz onu. Şu anda satışını yapamayız ağız sütünün. Bunu yavruların ihtiyacı olduğunca biz bunu kullanıyoruz. Ayrıca biberonla süt katkısı yapıyoruz kendilerine. Bazen annelerini bulamıyorlar vesaire bir sorun oluyor işte annede. Bu şekilde biz oğlaklara katkı sağlıyoruz o ağız sütünden. Bu şekilde geleceğim. Şimdi
Dedin ki mesela tuzlu yoğurt. Sonuçta tuzlu yoğurt bu yöresel bir lezzet. Hep hani konuşulur ya böyle coğrafi işte etiketler, coğrafi markalar, bir markalaşma, bir yöresel ürünlerin çıkması. O anlamda mesela ileride böyle bir projede olabilir mi sizden? İşte Altınözü efendim tuzlu yoğurtları gibi böyle bir markalaşma ve ondan sonra bir hatta Türkiye pazarına belki önce bir Akdeniz, belki Maraş, işte Güneydoğu'ya falan bir açılma gibi bir proje olabilir mi? Var mı böyle bir plan? Öyle bir projemiz var normalde. İlk projemizi zaten burada kurduğumuzda ikinci projemiz dedik. Biz bir mandıra kurmak istiyoruz. Bunu TKDK da destekliyor aynı zamanda. Şöyle hem tuzlu yoğurt hem yoğurt olarak keçi yoğurdu. Ayrıca de keçi peyniri. Bizim burada en fazla rağbet gören ürünler, yöresel ürünler. Bunları orada üretebilme ve aynı zamanda yöresel bir marka olarak pazara çıkabilme şansımız var. Bu projemiz de var zaten. Bunu ilçe müdürümüzle de konuşuyoruz. Bu şekilde inşallah daha ileride, tabii şu anda tam bir şey yok ama daha ileride bu olacak inşallah. Evet. Zaten bu olursa da ondan sonra tam bir karlı bir hayvancılığa geçilir. Ve hatta bence şu da olur. Bir coğrafi bir marka, bir etiket yaratıldığı zaman sizin gibi böyle bir başka Halep keçisi aynen. Çiftlikleri de açılacaktır mutlaka. Bu sizin de işinize gelecektir. Bu işimize yarayacak. Biz zaten hani tek başımıza bir şeyi yapamayız. Yani çiftliklerin olması lazım. İlçenin kurumlarının bize yardımcı olması lazım, belgeler vesaire. Bu süreçte zaten biz tek başımıza hani bu şekilde bunu hani yaparız ama biraz zor yaparız, hani zor olur. Ama diğer şekilde hem çiftlikler kurulursa zaten hani bizim çıkaracağımız sütümüz belli. Hani bunu biz o pazara yetiştiremeyiz bu ürünleri. Biraz daha süt almamız lazım. Bu şekilde çevreden çiftliklerin kurulması, keçiciliğin daha arttırılması bize artı bir faydası olacak. O zaman şöyle bir şey olacak. Biz daha önce Tarım İlçe Müdürümüzle konuştuğumuzda zeytinyağı ile ilgili böyle bir coğrafi işte marka anlamında bir gelişme olursa olması lazım diye konuştuk. Bir de buna keçi ürünlerinde koyarsak o zaman Altınözü bir işte zeytinyağı ve Halep keçisi sütü ürünleri anlamında müthiş bir atılım gerçekleştirecek. Peki şimdi birazcık güncel konulara gelmek istiyorum. Şimdi tam da bugünlerde böyle bir Tarım Bakanlığı'nın açıklaması oldu. İşte 300 baş işte köye dönüş yapanlara 300 baş bir koyun, küçük baş hayvan verecek ve ondan sonra da işte maaşa bağlayacak. Onunla birlikte de hem de sigortasını yapacak. Nasıl bakıyorsun buna? Bu böyle bir fayda sağlar mı? Fayda sağlar, şöyle fayda sağlar. Mesela çoğu kişinin hani çiftlik yapma hayali var. Ve hani hem TKDK olsun bu şekilde buna çok destek sağlıyor zaten. Ve çok arkadaşımız da geliyor, çiftliği ziyaret ediyor. Başvurular da yapılıyor. İl koordinatörümüz de hani bizimle görüştürüyor arkadaşları. Biz de gereken desteği sağlayacağız kendilerine. Hem sağlamaya da devam edeceğiz aynı şekilde. Hem projede hem projenin kurumunda teknik detaylar işte. O şekilde biz yardımcı olacağız. Bu fayda şöyle, Tarım Bakanımızın açıkladığı çok güzel bir şey aslında. Yani mesela tarım zaten desteklenmesi gereken bir kurum. Bir meslek kurumu. Ve tarım olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Yani tarımı desteklememiz lazım ki, tarımı yükseltmemiz lazım ki diğer kurumlar artı sağlasın. Yani hem sanayi olarak tarım sanayisi gelişirse diğer sanayi de gelişir. Tarım ürünleri gelişirse, tarım üretimi artarsa, arazilerin varlığı yani hani kentsel olarak değil de bunu tarıma daha yatkın yaparsak ürünlerimiz gelişir. Ticaret olarak daha fazla hacim sağlarız biz tarımda. Tarım yani en baş olması gereken bir grup zaten. İnşallah çok rağbet görür bu proje, Tarım Bakanımızın projesi. İnşallah çok güzel olur. Yani güzel bir şey bence, ben süper bir şey olarak, evet, olumlu olarak bakıyorum. Çok güzel bir şey. Ama şöyle bir şeye de dikkat edilmesi lazım. Şimdi ben bunu 300'ü başı aldım ama meram yok veya arazim yok. Bunlara fabrika yemiyle, işte dışarıdan satın alacağım yemle, hani o biraz maliyetli olur. Hani önce altyapısını hazırlamak lazım ki diğerini getirebilelim. Altyapıyı hazırladık, meramız oldu.
veya arazimiz var. Onu yem bitkisi ekerek veya işte tahıl olarak mısır olsun, pamuk küspesi olsun, keçiler bunları çok seviyor. Buğday olsun, buğdayın kırılması vesaire, bunlar çok keçiler için hem süt artımı hem de keçiyi böyle daha etli tutuyor. Hani bunları sağlarlarsa ondan sonra o 300 başı veya hani o 300 başa talep olursa daha güzel olur ve daha farklı kalkınma olur. Buradan hani Tarım Bakanlığı'na da eğer bizi dinliyorlarsa da aslında söylemek lazım. Yani mevcut işte küçükbaş hayvancıların, hayvancılığın içinde bulunduğu bazı sorunlar var. İşte dediğin gibi mera sorunu var. Bugün meraların ıslah edilmesi gerektiğini söylüyoruz. İşte meraların betonlaşmaya terk edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ondan sonra girdilerin çok fazla, çok maliyetli olduğunu söylüyoruz. İşte mazot olsun, yem olsun, ilaç olsun, bunları söylüyoruz. Pazarlama sorununu ortaya koyuyoruz. Yani şunu söylüyoruz. Küçükbaş hayvancılık şu anda bir sorunlar yumağı içindeyken, bu işin, bu sorunlar yumağına yeni aktörler sokmanın bir alemi yok diye düşünüyorum. Bu sen de öyle düşünüyorsun herhalde. Ha, yoksa tabii ki bu proje güzel. Yani çok güzel bir proje. Çok güzel bir proje. Yani köye dönüşü, evet, tabii ki biz de isteriz. Çünkü şehirler artık yaşanmayacak hale geldi. İşte işsiz insanların olduğu, evet, bir dönemde tabii ki isteriz ama gönül ister ki işte bu mevcut sorunların çözülüp, yani şu anda mevcut yapmakta olan, küçükbaş hayvancılığı yapmakta olan insanların sorunları çözülüp ondan sonra bir köye dönüş projesi yapılırsa çok daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Veya bu şekilde hani yapacak kişilere önce yol göstermek. Bu hem bakanlık olsun, hem ilçe müdürlükleri olsun, hem il müdürlükleri olsun tarım olarak. Hani mesela yapacak ama mesela 500-300 başı aldı. Ama nerede besleyecek? Nasıl besleyecek? Bir iş planı hazırlaması lazım. Yani hani o iş planına göre yürümesi lazım. Ama hani baştan sağma şeyler olursa, yani o 300 baş bence başına bela olabilir yani. Ya bir de şu açıdan bakmak lazım. Şimdi 300 baş hayvan nereden baksak bir 250 bin 300 bin arası bir para. Evet. Şimdi TKDK İPART desteklemesinde tamam %50-%160'ını veriyor ama bunu yapana kadar da sizin burnunuzdan getiriyor. Yani işte değil mi, projedir, efendim veteriner hekimin efendim kalacağı yerdir, hatta ikametgahıdır, az önce konuştuk ya. Şimdi bunu böyle ince eleyip sık dokunan bir şey bu, burası para harcandığı halde sizden. Şimdi 300 baş hayvanı hiçbir proje yapmadan, hiçbir altyapısını yapmadan vermeleri ne kadar sağlıklı olur değil mi? Yani bunun da böyle bir ince elenip sık dokunması lazım. Aynen, mesela onları besleyecekleri yer, hayvan refahı öncelikli zaten olması lazım. Hayvan refahı mesela her bir hayvana ayrı bir metrekare, hem doğum bölmesi olarak eğer anaç verilecekse doğum bölmesi olarak, sağım olarak, onların hepsinin aslında altyapısının hazırlanması lazım ki ondan sonra bir destek sağlansın. Hani mesela bu projeyi TKDK ile birlikte ortak yapılırsa bence, hani TKDK şeyi veriyor, işte binayı veriyor, makine ekipmanı veriyor, Tarım İl Müdürlüğü de hayvanı veriyor. Bu şekilde komple bir proje olursa bu çok çok daha faydalı olur. Hem yatırımcılar için çok sağlıklı olur. Mesela bir işletmeyi kuruyorsun ve eksik malzemen var. Yem karma makinen yok. İşte yemini elle vermek zorunda kalacaksın. Yemini homojen karıştırmayacaksın. Bu eksi oluyor hayvancılıkta. Bunların ikisi aslında beraber olursa bence çok güzel bir proje ve çok ilerleyecek bir proje olarak görüyorum ben. Bazı projeler gibi sürdürülebilir olmayan bazı projeler gibi olmaz herhalde, sürdürülebilir olması da. Evet. Çünkü şimdi geriye dönüp baktığımız zaman bir genç çiftçi projesi var. Evet. Ne kadar sürdürülebildi, ne kadar insan bundan faydalanabildi, işte genç efendim kadın çiftçi projesi var falan. Yani bunlar nasıl, ne kadar yerini buldu? O da birazcık şüpheli. Yani biz Anadolu'da, o biraz muamma. Yani şimdi Anadolu'da gezdiğimizde görüyoruz ki çok da yerini bulan bir projeler değil. Evet, şimdi çiftlikten bahsettik. Kaç baş hayvan olduğunu söyledik mi? Söylemedik değil mi? Söylemedik. 250 anacımız var. Ayrıyeten 8 adet tekemiz var. Şu anda oğlaklarımız doğuyor. Sayısını tam olarak bilmiyorum. Çünkü her saatlik doğum olabiliyor. Yani her saatte doğum olabiliyor. Her taraf gerçekten oğlak. Bu şekilde yani 250 anacımız var şu anda. Bu şekilde çok güzel bir hayvan refahı sağlamışız kendilerine. Çok rahatlar. Gayet rahatlar. Ve teknolojik bir ortamda, hani sağım sistemimiz olsun, ahırımız olsun, son teknoloji şeylerle donanmış. Tek dönemde bir teke katımı yapıldı.
O da şu, bu, yani tek seferde oğlak doğumlarına bizim için artı. Çünkü ayrı dönemlerde oğlakların doğması oğlakların süt emme ihtiyacını mesela çıkaracaktı önümüze. Bu şekilde aynı dönemde hepsi sütten kesiliyor. Hı-hı. Aynı dönemde annelerini sağma alıyoruz. Bu bizim için çok artı ve rahat. Çok daha düzenli, kontrol edilebilir ve daha az zahmetli. Bir de tabii kayıt tutmada falan da daha sizin için daha rahat. Evet. Anneleri hangisi işte bilgisayarda hepsini kontrol ediyoruz. Sağım sisteminde de yine bilgisayarlı bir kontrolümüz var. Her annenin yavrusu da kayıtlı hem orada bilgisayarda sistemde. Hem kendisi kayıtlı. Mesela yıllık laktasyonu ne kadar, her bir keçinin laktasyonu ne kadar, hastalığı var mı vesaire, hastalık yaşamış mı, hepsini kontrol edebiliyoruz. Peki Engin, Koyun Keçi Birliği'ne üye misiniz, Damızlık Koyun Keçi Birliği'ne? Üyeliğimiz devam ediyor. Daha şey var, işlemler var. Biz tam üyelik, daha tabii ki üyelik sürecindeyiz. Üye başkanımız da, birlik başkanımız da çiftliğimizi geldi, gezdi. Diğer ilçe tarım müdürlerimiz de geldiler, gezdiler. İl müdürümüz de geldi. Hı hı. Çiftliğimizi hem çok beğendiler, hem ya yani Antakya'nın mesela, hem Antakya'nın hem Altınözü'nün ilk çiftliği, ilk modern keçi çiftliği. Bu bizim için artı. Çok artı. Tabii, ilk olmak her zaman iyidir. Evet. Bu şekilde hem bize olan destekler, hem hani bilgi açısından yine örnek çiftçi projesinde de örnek çiftçi olarak seçildik. Bu şekilde bize güzel artıları oldu. Evet. Ve bilgi açısından da yani hani alacağınız bu bilgi, bu dönemdeki bilgiler parayla alınacak bir bilgi değil kesinlikle. Ben hani süreci yaşadığım için biliyorum. Proje hazırlama, iş kurma, hayvanları alma, mekanizasyon vesaire, inşaat, bu süreci ben bizzat kendim yaşadım ve çok farklı bir süreç. Yani öğrenme süreci çok ayrı bir şey. Yani deneyimleyerek öğrendin. O zaman şu anda sen Halep Keçisi işletmesi kurulumunda bir aslında deneyimlemiş uzman bir kişilik. Peki şunu da söyleyebilir miyiz? Bizi izleyen seyircilerimiz içerisinde belki Hataylılar vardır. Hatay dışında yaşayan Hataylılar vardır. Evet. Ve ya işte ben de bir köyüme dönsem de Hatay'da, o güzel dağlarda, meralarda ben de bu Halep Keçisi'ni yapsam diyen insanlar gelip danışabilir mi sana? Her zaman kapı açık mı? Çiftliğimizin kapısı her zaman açık. Arkadaşlarımız zaten, hem il koordinatörümüz arkadaşları yönlendiriyor buraya, hem ilçe müdürlüklerimiz ziyaretleri oluyor çiftliğimize. Gereken her türlü bilgiyi, hem inşaat olarak yardım, hem proje aşamasında yardımı her türlü sağlayacağız. O zaman şöyle söyleyelim. Hatay'da yaşayan ya da Hatay dışında yaşayan Hataylıları buraya ve bu işi yapmak isteyen kişileri buraya davet edelim. Seni bulsunlar, burada gerekli bilgileri de veririz diyelim. O zaman böyle de noktalayalım. Son olarak peki seyircilerimize bir şey söylemek ister misin? Bir mesaj vermek ister misin? Hayvancılıkla ilgili son sözlerini alalım. Yani hayvancılık aslında çok güzel bir şey. İçine sevgi katılınca daha da güzelleşen bir meslek grubu ve birebir içinde olman gereken bir meslek grubu. Hani tarım da zaten ülkemizde şu anda yavaş yavaş hani bitiyor, ama bizim bunu kalkındırmak bizim elimizde. Hani hem ithalat olsun, hem ihracat olsun. Yani mesela şu anda süt ithalatı düşünülüyor Türkiye, evet, için. Yani bu bizim için çok acı bir şey. Hani bir şekilde hayvancılığa daha fazla katkı sağlanırsa, hani daha fazla hayvancılığa yöneltme olursa, bu hem Türkiye için, hem insanlar için, halk için daha yerli bir ürün bulabilme seçeneği olacak. Hem de Türkiye'nin kalkınması, zaten hani Atatürk de demiş zaten, tarımı en öncelikli milli ekonomi temeli olarak gösteriyor ziraati. Bizim de bunu desteklememiz faydalı olacak ve çok katkılı olacak. İnşallah daha güzel çiftlikler, daha fazla çiftlik olur, daha fazla çiftlik açılır. Yani mesela gençlerimizin hepsi dışarıda işsiz olsun, hani işsiz demeyelim de iş grubu bulma açısından biraz seçici. Yani ben de bir genç olarak kendimden biliyorum. Mesela ben elektronikle ilgilenmedim, direkt tarıma yöneldim. Ya okurken ben çiftliğin projesini yürüttüm.
okuldayken, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta hocalarım diyordu, oğlum ne yapıyorsun? Hocam dedim, ben çiftlik kuracağım. Çiftlik kuracağım, yani benim hayalim bu. Ya hatta hocalarım da proje aşamasında bayağı hani alakadar oldular benimle. Projemi gösterdim, çok beğendiler, dediler ki yap görelim, biz de gelelim hayvancılığa, bizim de hani bizim de yönelmemiz gerekiyor. Bu şekilde inşallah ülkemizde hayvancılığa çok fazla katkı sağlanır. İnşallah. Bize şöyle diyelim, bu işletme, bu Halep keçisi işletmesi önce bölgeye hayırlı olsun. Ondan sonra size de hayırlı olsun. Sonra da tabii ülkemize hayırlı olsun. Dediğin gibi yani süt bile artık ithal edilmesi gerek ya da bunun düşünülen, bunun zikredildiği bir dönemde bu ayıp, bu ayıp artık şeyi aştı yani. Sınırı biraz aştı diye düşünüyorum yani. Tekrar teşekkür ederim Engin. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çiftliğimize renk verdiniz. Çok güzel bir röportaj oldu. Çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun. Her zaman bekleriz. İnşallah. Bütün arkadaşlara da hani bu konuda bilgi edinmek isteyen arkadaşlar da hem TKDK açısından, TKDK tarafından bize ulaşabilirler. Bizim de çiftliğimizin kapısı açık. Her zaman her şekilde yardım sağlamaya hazırız. Evet, çok teşekkür ederiz. Seyircilerimiz adına da. Evet, sevgili seyirciler, Engin kardeşim işte çok güzel aslında özetledi olayı. Bu işin içine sevgi katarsak güzel olur dedi. Buradan aslında şöyle de güzel bir şey çıktı, sonuç çıktı. Dedi ki son zamanlarda, son bir senede bu işte keçi ürünlerine, keçi etine, keçi sütüne rağbet biraz daha arttı. Aslında biz Anadolu coğrafyasında işte keçi eti yiyen, işte küçükbaş hayvanla beslenen bir coğrafyayken ne yazık ki işte bu hayvancılıktaki, tarımdaki sorunlardan dolayı bundan uzaklaştık. Bu çiftliğin bir anlamı da aslında yeniden beslenme alışkanlığımızın, beslenme tarzımızın daha sağlıklı olan küçükbaş hayvancılığa, özellikle merada beslenen keçiyle beslenme tarzına dönmesi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İşte TKDK gibi, İPART gibi desteklemelerin çok tartışıldığı bir dönemde aslında bu desteklemenin tam da yerini bulduğu bir işletme olduğunu da görüyoruz. İşte meraya yakın, gerçekten meraya dayalı yapılan bir hayvancılık, sağlıklı bir hayvancılık, işte oğlak ölümlerinin az olduğu bir işletmeyle de burada karşı karşıya kaldık. Altın özünde dedik ki işte zeytinle ve zeytinyağıyla ünlü bir ilçe. İnşallah bir dahaki geldiğimizde artık bu zeytin ve zeytinyağıyla ilgili ününe bir de keçi ve keçi ürünleri de katılır. İnşallah katılır diyelim. Bir dahaki programda da bunu da biraz daha ele alırız diyelim. Başka bir programda bir arada olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İziniz tarlada, yüzünüz harmanda, gözünüz ulusal kanalda olsun. We'll be right back.